Sevgili izleyiciler, yeni bir gün başlıyor. Sevgili izleyiciler, bugün bu cuma günü, hafta sonuna da hazırlık olsun istedik size. Ve hep beraber aslında ne yaşıyoruz? Halit-i Ruhiye'miz nasıl? Nasıl olmalı ve de sonuçta bir badire, bir ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Ard arda şehit haberleri duyuyoruz. Cumhur Borat'a soralım. Biz ne yaşıyoruz Sayın Borat'a? Günaydın. Tabii ki bir kısım bunu yaşayacağımızı biliyordu. Öyle söyleyeyim. Fakat önemli bir kısım da artık çoğu şeyin biraz daha sakin geçeceği tarzında. Özellikle dışarıdaki pencerenin dışındaki sokaktaki insan bundan sonra bazı şeylerin daha sakin geçeceği, çözüm sürecinin bir şekilde estek köstek de olsa yol alacağı tarzında bir umudu vardı. Bu umut kırıldı esas anlamıyla. Sadece umut kırılmadı bu sefer. Yani benzer şeyi insanların kendi içindeki yeis duygusunu 1994 yılında da 95 yılında da görüyorduk zaten. Ne olacak? Nereye doğru gidiyoruz tarzındaki bir şeyi. Bu kez üzerinde bir umut kırıklığı da var. Hani Türkiye nereye gidiyor? Hani artık Güneydoğu nereye gidiyor tarzında bir şeyden ziyade Türkiye nereye gidiyor? Bir iç savaşa mı gidiyoruz? Hani 94-93 yıllarında da çok yüksek şiddette bir aynı bölgede çatışmalar vardı ama hani Türkiye iç savaşa mı gidiyor diye bir şey hiçbir zaman söz konusu olmamıştı. Yani bana gelen danışanlardan bakıyorum. Çoğu televizyon izlemeyi bırakmış durumda çünkü bu haberleri dinlemek istemiyorlar. Bundan uzak durmak istiyorlar. Çünkü gördükçe belirsizlik ve kaygı duygusu oldukça yüksek şiddette hissediyorlar. Yani diğer yandan da belirli bir kesim kendi hayatında. Yani gazetelerde gördüğümüz, medyada gördüğümüz, görsel yazılı basında gördüğümüz kaotik atmosfer olarak tanımlanan bu durumu çok da fazla bir kaos olarak algılamayan da bir kesim var. Böyle ilginç bir yaşantı içindeyiz diyeyim size. Kesimden kesime göre değişiyor. Yani, şöyle belli bir kesim derken hani acaba bir prototip var mı yoksa hani gözlemlediğiniz kadarıyla? Şöyle söyleyeyim, maddi durumu iyi olanlar bir şekilde hani nedir ülkeye tabii ki bir şey olmaz tarzında bir şey içindeler. Ha, ruh halinin bozukluğuna değmemiş daha. Almıyorlar kendi içlerine. Neler yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor tarzında. Fakat biraz daha orta ölçekte günlük hayatını işte aylık biraz daha sınırda yaşayan insanlarsa geleceğe yönelik daha büyük bir belirsizlik içindeler. Bu tabii ki kaçınılmaz bir sonuç. Yani yaklaşık 13 yıldır çok şiddetli bir şekilde uygulanan maddiyat üzerine dayalı siyasetin sonucu, yani yabancılaşma adını verdiğim bir kısım bir toprağa karşı bir yabancılaşma yaşıyor, öyle söyleyeyim. Ve kendi içinde yaşadığı kent ve bölge iyi durumdaysa Türkiye'nin diğer kısmında olan biten çok fazla da kendisini şey yapmıyor. Eğer o taraflarda yürüyen bir işi yoksa, hani bu taraflarda yürüyen bir işi varsa ve iş yürüyor, halen daha maddi bir kazanç getiriyorsa çok da fazla şey yapmıyorlar, bir endişe hissetmiyor o kesim. Daha çok hani ileriye yönelik zaten maddi olarak ancak kendimizi şey yapıyorduk, Türkiye ne olacak, o zaman nerede yaşayacağız tarzında bir şey var. Bu bir iç savaş mı? Değil tabii ki. Böyle bir şey yok. Fakat yani 2008-2009'dan itibaren aslında bu noktaya gelinceye de belliydi. Bunu Erdoğan görememiş olabilir. Kandırılmış olabilir. Evet, yani nasıl paralelci adını verdiği, ben F tipi cemaat diyorum. F tipi cemaatin ne yapmak istediğiyle ilişkili olarak nasıl bir şekilde bir öngörüde bulunamamışsa bu konuda da bir öngörüde bulunamadığı ortaya çıkıyor aslında. Ama 2009 yılında uyardık, yani çözüm süreci meclisin içinde olsun. Hani şeffaf bir şekilde yürüsün. Neler yapılıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü hani hepimiz biliyorduk aslında. Yani bu işi inceleyenler, biraz
hani hem Orta Doğu şeyine, siyasi iklimine yabancı olmayanlar, bunu analiz edebilenler, PKK'yı iyi bilenler aslında PKK'nın silah bırakmayacağını biliyordu. Hı hı. Ayrıca bırakmadığı belliydi. Da ortadaydı. Hani nihayetinde haberlerle gündeme geldi, değerlendirmelerde, bilgi aktarımlarında bulunuldu bu konuda. Yani zaten yani bu işi iyi inceleyen insanlar, yani ben neticede bir hekimim ama ben bile görebiliyorsam, değil mi? Yani şimdi içinde yönetenler olup da görememiş, öyle demeyin. Yani içinde ama olup da şey yapanlar herhalde görüyordur. Çünkü PKK her seferinde ateşkeste her seferinde toparlanmayı tercih etmiş bir terör örgütüdür. O yüzden de bu çözüm sürecini kendi içinde toparlanma ve yeni bir strateji belirleme havası içerisinde geçireceği belliydi zaten. Ve 2009 yılında şey diye yazmıştım. O zamanlar internette Kor Haber'de bir şeyler yazıyordum. Köşe yazıyordum. Köşe yazıyordum. İşte şeyle ilgili, Kürtlerle ilgili çözüm süreci nereye doğru gider anlamındaki bir yazıda PKK toprak almadan, yani Türkiye'nin güneydoğusundan doğusundan toprak almadan bu kendi şeyinden vazgeçmeyeceği için bu iş zaten çıkmaz sokaktı. En baştan belliydi. Siz öngörü olarak bunu 2009'da yazdım diyorsunuz. Sonrasında evet, bunun sonuçlarının çok daha kanlı bir şekilde geri döneceği konusunda uyardık zaten. Yani mevcut şeyi, o dönemki iktidarda olan AKP'yi. Tabii ki yani AKP'nin böyle bir çözüm süreciyle, ilişkiyle kafasının arkasındaki niyet biraz farklıydı. Yani bu PKK da biliyordu zaten, öyle söyleyeyim. Bir oyalama süreci yaşadık yani. Bu oyalama şundan kaynaklanıyordu, benim görüşüm tabii ki. Kürtleri bölmek. Yani PKK'nın silah bırakmayacağını, toprak almadan silah bırakmayacağını, yeni kurulacak olan kendi kafalarındaki Kürdistan'ın ordusu olarak kendilerini gördüğünü herkes çok açık olarak zaten görüyordu. Yani bunun kandırdılar, beni kandırmadılar tarzında şey yapılmasına gerek yok. Yeni bir hikaye de değil zaten. Evet, yani bu bilinen bir gerçek. Bu oradaki strateji, bakın PKK işte bir şekilde biz size bir şeyler yapmaya, beraber yaşarken işte Kürtçeyi şey yapma, sizin tarihinizi açımlama, işte yarı bir tam özellik değil ama bölge yönetimi tarzında bir şey sağlamaya çalışıyoruz ama bakın PKK ne yapıyor tarzında, yani bir şekilde biraz daha işin içerisinde silahsız siyasi çözümle gitmek isteyen Kürtlerle hayır, ben yeni kurulacak Kürdistan'ın ordusuyum diyen PKK'yı karşı karşıya getirmekte aslında bu çözüm. Benim yani görüşüm oradan, tabii bu. Yani PKK'ya daha doğrusu sempati, şöyle ifade edelim herhalde, duyanların sayısını azaltmak yolunda bir, ama şimdi buna bakınca da bir çelişik. Sadece duruyor. Sempati değil, tamamen karşı karşıya getirmek. Bu şeyi de açıklıyor zaten. Yani şimdi HDP %13 alıp da yani şey barajını açtığı halde ve mecliste bir şekilde Kürtleri temsil eder hale, açık olarak geldiği halde ve 1 Kasım'daki seçimlerde de gene %10 barajını aşacağı göründüğü halde PKK niye bunu yapıyor diye insanlar soruyor. Tabii burada bu sefer de şey karşımıza çıkıyor. Kara Yılan'la Öcalan arasındaki gizli çekişme. Yani uzun yıllardır aslında tabii ki onursal başkan olarak addedilen Öcalan'la aktif olarak bu işin başkanlığını sürdüren Karayılan arasında aslında tabii ki iktidar çekişmesi var, tabii ki bir iktidar çekişmesi var. Kandil hiçbir zaman aslında Öcalan'ın tarafında tam olarak olmamıştır. Belli bir aşamadan sonra. Taraflardan biri de Demirtaş'ın sivrilmiş kimliğiyle HDP tabii. Bir de siyaset. Yani şöyle söyleyeyim tabii, Demirtaş ne yapsın yani bu durumda? Hani korumak için ya da şey yapmak için söylemiyorum da, hani bir insan olarak baktığımız zaman bir yerde PKK diyor ki, ya da kendisinin oy aldığı kesimde PKK'ya samimiyet besleyenler var. Daha fazlasıyla Öcalan'a samimiyet besleyenler var. Şimdi bu ikisini bir şekilde, hani herhangi bir insan bunların kurmuş olduğu partinin başına geldiği zaman eş başkan bile olsa daha çok sözü geçen kişi o olduğu için, ön planda olan o olduğu için, yani bir orta yol bulmak durumunda sürekli ve sürekli kalacaktır. Yani. Tabii analiz ederken şunu da koyalım dilerseniz. BDP'nin ya da diğer geçmişteki bir sürü isimleri oldu ama
%6'dan öteye oy almasının %13'e çıkmasının nedeni de Demirtaş'a duyulan sempati oldu şimdi. Tabii ki. Özellikle şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında. Siyaseten ilgiyi gören o. Evet. Ama arkada iktidar çekişmesi başkalarının arasında. Politikayı üretenler başkaları. Tabii ki. Şimdi meselemiz böyle karma karışık bir mesele. Buraya şunu da ekleyelim duygusal boyutumuza geçmeden önce. 7 Haziran'dan sonra ne oldu da biz böyle olduk şimdi? Deniyor ya hani seni başkan yaptırmayacağız tahrikti. 400 vekil olunsaydı böyle şeyler olmazdı. Bunlar aleni itiraflar yani. Evet şanssız söylemler öyle söyleyeyim. Tamamen şanssız söylemler. Veya 1 Kasım'da da benzer bir dağılımın ortaya çıkacağı söyleniyor. AKP bir şekilde yani 17-25 Aralık sürecini ortaya koymaya, temizlemeye karar vermediği sürece kendi içinde bu karışıklık yaşanacak. Yani bu karışıklığın nedeni aslında 13 yıllık iktidarından sonra AKP'nin dönüp kendisine benim kendimi aklamam lazım ki ben tek başıma yeniden iktidar olabileyim tarzındaki bir şeye gitmediği sürece bu karışıklık yaşanacak. Aslında yani bu karışıklığın nedeni biraz da AKP'nin içindeki iç çekişmelerden kaynaklanıyor. Çünkü yani bir şekilde nedir? 13 yıldır belli bir rant ekonomisi kurmuşsunuz, havuz oluşturmuşsunuz ve buradan çeşitli insanları nemalandırıyorsunuz. Korkunç bir güç. Burada da bir iktidar çekişmesi var galiba. Yani kaynak başkasına gitmesin. O kaynak bizde kalsın. Bu kaynağın başka bir partiye gitmesi zaten mümkün değil. Yani dün okudum Merkez Bankası'na kaynağı belirsiz bir 7 milyar mı 9 milyar dolar girmiş. Bilinmiyor yani nereden geldi. Şimdi AKP'nin ilginç bir şekilde böyle bir şeyi de var. Doğuyla hani sıcak para bulabilme teması da var. O bir şekilde ekonomiyi sıcak parayla çeviriyor sıcak zaten. Parayla çevirdi zaten. O yüzden büyümeyi sıcak parayla sağladığımız için şimdi ekonomik olarak bu durumdayız. Bu yüzden de Erdoğan bunu bırakmadığı sürece, yani iktidar şeyini bırakmadığı sürece Türkiye'de bu kaos yaşanacak. Hani PKK'nın 7 Haziran'dan sonra ortaya çıkması büyük bir olasılıkla HDP'nin ön plana geçmesiyle ilişkiliydi. Çünkü PKK esas ön planda olan benim. Sen de beni orada temsil edeceksin tarzında bir şeyle ortaya çıkmıştı. Oysa ki HDP tamamen bir Türkiye'nin partisi haline gelirse bu tehlike arz etti. Benim görüşüm o. Bu tehlike arz etti. Bunun üzerine HDP'yi de biraz baskılamak istedi. Aynı zamanda Erdoğan'a karşı da bir hareket içinde olmak. Ve sonuç tabii. Yani dilerseniz sonuca da gelelim. Şimdi böylesine bir karışıklık, siyasi karışıklığın iktidar hesapları ya da çatışmaların içerisinde insanlarımız ölüyor. Böyle yollara mayınlar patlatılıyor. Onar onar ölüyorlar artık. Evet. Şehitlerimiz var. Öbür tarafta şehit tepkisi diye saldırmalar başladı. Evet. Uygur Türklerine yapıldığı gibi her Güneydoğulu'yu Kürt deyip PKK'lı deyip dövmeye başlandı. Dükkanlara vesaire saldırılıyor. Ve Türkiye geçmişine baktığımız zaman 6-7 Eylül olaylarını yaşamış, Çorum'u yaşamış, Maraş'ı yaşamış. Bu anlamda da tehlikeli bir ülke. Yani ben açıkçası korkuyorum. Şimdi bu, böyle bir ruh hali nasıl yansıyor? İnsanlarda nasıl etkiler yaratıyor? Bu manzaranın yani bu bir provokasyon mu? Yoksa birileri hakikaten saldırma potansiyeli mi yaşamaya başladı? Kendi görüşümü söyleyeceğim tabii. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Yani genel olarak ortalama Türkiye insanı düşündüğümüz zaman şaşkın durumda. Öyle söyleyeyim. Şaşkınlık hakim yani. Şaşkın durumda. Aynı Maraş olayları da nasıl bir alttan alta ciddi bir provokasyon varsa bunda da çeşitli kesimlerin polisin çok fazla bunlara bulaşmaması ve müdahale etmemesi nedeniyle fütursuzlaşması nedeniyle daha provokatif davranma cesaretini gösterebilmeleri var. Öyle söyleyeyim. Yani topladığımız zaman işte 100 kişilik, 200 kişilik bir grup. Videoda bakıyorsunuz her şey belli az. Kamyonun arkasına binmişler geliyorlar mesela. Diyelim ki bir basın organının merkez binasına, Hürriyet'in merkez binasına saldırmak için gelenler. Ve videoda bunların hepsinin yüzü görülüyor. İşte gözaltına alınmalar oluyor. Ondan sonra serbest bırakılıyor. Anlatabildim mi? Yani şimdi cesaret veriliyor yani. Cesaret veriliyor tabii ki. Yani bir şekilde hani nedir top o partiye atılıyor. Yok biz değiliz işte bunlardır. Şimdi bunu saptaması bu kadar zor mu? Yani aslında
Kim oldukları belli. Tabii canım. Hı-hı. Tabii. Yani lütfen. Yani, ayrıca da AKP milletvekili var orada hani hürriyet saldırısında ya, nihayetinde. Bakın yani, yani bizim ülkemizdeki polis teşkilatı şöyle bir şeydir. Evinize hırsız girdi diyelim, tamam mı? Polis onu isterse onu 4-5 saat içinde yakalar. İsterse. Tabii. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani şimdi 200 kişi gelecek bir şekilde, hani diyelim ki burada önde buradaki sizin şeyinizde, stüdyonuza saldıracaklar. Ondan sonra polis bunların kimliklerini ve aslında bu işin neden olduğunu bir günde çıkartamayacak. Böyle bir şey yok. Onu söyleyeyim ben. Peki saldırgan olmak şu ortamda doğal bir tepki mi? Buna saldırganlıktan ziyade yani birilerini susturmaya yönelik piyon sürme gibi bir şey bu. Yani bunu toplumun saldırganlığı olarak görmemek lazım. Hı hı. Birilerini saldırmaya teşvik etme olarak görmek lazım. Ha, yani biz, ayıralım bunu. Tabii biz Anadolu kültürü olarak aslında yani kendimizi korumaya yönelik bir binlerce yıldır kendimizi korumaya yönelik bir psikolojimiz olmuştur hep. Anadolu kültürü insanının özelliği budur. Savaşa girmeyi o kadar sevmez. Yani o kadar saldırgan bir yapısı yoktur aslında bu toprakların insanının, öyle söyleyeyim. Ama kolay galeyana gelir. Bu 100-200 kişilik kişilerin de galeyana getirilmiş kişiler olduğuna inanmıyorum. Daha planlı bir şeyler olduğunu düşünüyor, düşündürtüyor yani tablo. Hı hı. Çünkü nokta atışı şeklinde gidiyor. Şimdi bir genel olarak bir infial duygusundan kaynaklanan bir saldırganlık olsaydı, yani nokta atışı şeklinde gitmezdi. Ortalama Kürt asıllı vatandaşlarımız da ortalama sokakta bir hayli saldırıya uğruyor vaziyetinde olurdu. Yani her gün bu sefer işte Kürt asıllı şu vatandaşımıza saldırıldı, şuna saldırdı tarzında haberler oldu. Böyle bir şey yok. Nokta atışlar var. Yani planlanmış, bilinçli bir şey yapılıyor. Tabii, planlanmış, şey yapılmış nokta atışlar var. Öyle söyleyeyim. Yani amaç belli zaten. Hani iç savaşa yani götürmek, o fotoğrafta görülüyor da. İç savaştan ziyade birilerinin işine yarayabilecek provokasyonlar bunlar. Yani tabii en baş provokasyon zaten bu Sur ilçesindeki işte 32 vatandaşımızın, 32'ydi değil mi, vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan, hı hı, bombalı saldırı. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz şunu? Adamın terörle ilişkili, bu çocuğun terörle ilişkili sabıkası olacak. IŞİD'e katıldığı bilinecek. Asker kaçağı olacak ve bu bilgiler aynı dosyada bulunmayacak Türkiye'de. Mümkün mü? Mümkün değil. Bu. Yani eğer mümkünse de zaten vah halimize. Yani mümkün değil. Ben size, hı hı, şunu söyleyeyim. Yani hayatımda hiç ne terörle ne şununla ne başkaldırıyla hiçbir şeyim olmadığı halde sırf soyadım Boratav olduğu için, tamam mı, herhangi bir gizli dosyada benim özellikle iş yaşamına atıldıktan sonraki sürecimle ilişkili her şeyi bulursunuz. Hepimizin dosyası var mı? Her şeyi yok. Yani kendi kafalarında mimledikleri. Ben doğumdan beri işte Pertev amca nedeniyle Boratav olduğumuz için hep yani böyle bir zenci muamelesi görmüşüzdür. Soyadım Boratav olduğu için mesela ilk görev yerim mecbur hizmete gittiğim zaman hekim olarak hani özellikle jandarma tarafından özellikle izleniyordum yani. Hangi gazeteyi okuduğumdan, kimlerle görüştüğüme kadar rapor geliyordu. Evet, tabii takibi mümkün şeyler bunlar ya, ki onu yapılıyor. Onu söylüyor, mümkün değil böyle bir şey. Bu yani devirde. Bilinmemesi. Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin hani sonucunu öngöremedi tabii bu devlet Dünya Ticaret Merkezi'ne saldıracaklarını bilemedi. Sadece uçakları düşüreceklerini düşünüyordu. Hani buna izin verip Afganistan'a bir yol açmak gibi bir hani göz yumma provokasyonu. Kontrolden diyoruz. Çıktı. Evet, yani göz yumma provokasyonu diyoruz. Bu kontrolden çıkmış bir şey değil. Yani o çocuğun orada bomba patlatacağı büyük olasılıkla biliniyordu. Yani istihbaratımız bu kadar güçsüz değil, onu söyleyeyim. Yani düşünsenize, olaylar oluyor İstanbul'da, bir gün sonra anında birçok eve baskın yapılıyor. Peki o evlerde o kişilerin yaşadığını siz ne zamandan beri biliyordunuz? Zaten takipte. En basiti şu, asfalt döşeniyor bombaların üstüne. Yani şimdi bu konuda istihbaratların mı yok? Yani diğer bazı asfaltların altında da bir şekilde bomba saklandığı konusunda düşünemeyecek kadar zeka engeli olan insanları mı biz seçimle başa getiriyoruz? Bunun böyle bir şey mümkün mü yani? Şimdi ya zeka engeli olacak bunlar, bunu düşünemeyecek kadar zekaları işlemeyecek, ya da işin içinde başka bir şey var. Şimdi kısa bir reklama gidelim. Reklamdan sonra bir böyle
manzarayı ortaya koydukça kaygı, paranoyaklık, her şey olur yani. Hani insanların ruh halinin bozan etkenler diye düşünüyorum evet. ben. Mesele şu, beni ilgilendiren kısmı, elbette ki herkes kendi bireysel sağlamasını yapacaktır. Hani hepimiz ruh sağlığımız yerinde olsun isteriz de. 1 Kasım'da seçim var. Seçime bu ruh hali nasıl yansır onu merak ediyorum. Sandığa gitmeme tepkisi mi olur? Ya şunu 400 vekili verelim de kurtulalım gibi bir tepki mi olur? Hani bunları konuşalım kısa bir aradan sonra sevgili izleyiciler. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Alman teknolojisi Köhler sunar. Doğa tutkunları, avcılar, balıkçılar, dağcılar, bekçiler, güvenlik görevlileri, karanlıktan korkanlar. Herkes ekran başına. Şimdi huzurlarınızda dünyanın konuştuğu yüksek teknolojiyle üretilen Köhler el feneri. Tam 1000 metre mesafeli. Flaşör özelliği, zoom özelliği, 3 kademeli ışık ayarı, metal gövde, su geçirmez, hem şarjlı hem pilli hem de oto çakmak şarjlı. 80 dakika aydınlatma süresi, oto şarj aparatıyla süresiz aydınlatma. Ürünümüz 2 yıl garantilidir. Bir fenerden çok daha fazlası. Alman polislerin kullandığı Köhler Flashlight el feneri şimdi Türkiye'de. Köhler el feneri normal el feneri değildir. Yüksek teknolojiyle üretilen profesyonel bir el feneridir. Gelin bu profesyonel el fenerini yakından tanıyalım. Birinci sınıf darbeye dayanıklı malzemeden yapılmıştır, hafif ve taşıması kolaydır. Yağmurdan, sudan, çamurdan etkilenmez, paslanıp aşınmaz. Köhler el fenerinde ultra güçlü lambasız teknoloji kullanılmıştır. Yoğun ışık ve zoom özelliği sayesinde ister uzak aydınlatma, ister yakına yoğunlaştırma. 3 kademe sayesinde uzun mesafe, kısa mesafe ve flaşör yaparak sizi gecenin karanlığında aydınlığa çıkarır. Flaşör özelliğini asker, polis ve güvenlik görevlileri haberleşmede kullanmaktadır. İşte dünyanın konuştuğu el feneri, işte kampanya. Avrupa'da tam 50 dolara satılan Köhler el feneri tanıtım amaçlı sadece 49 lira. Bu ürünü herkes görsün, tanışsın, kullansın diye sadece 49 lira. Ekran altındaki numaraları arayın, bu kampanyadan siz de yararlanın. Lambasız teknolojinin kullanım ömrü 100 bin saattir. Evet, tam 100 bin saat. Yani 11 yıl devamlı kullanım ömrü. Tam şarjlı pille 80 dakika, oto şarj aparatıyla süresiz aydınlatma imkanı. El fenerinin ön kısmında bulunan mercek çok yüksek geniş açı özelliğine sahiptir. Bakın görüyorsunuz, geceyi nasıl da gündüze çeviriyor. Bu el feneri herkesin ihtiyacı. Evde, iş yerinde, otomobilde, açık alanda, karanlığı aydınlığa çevirmek istediğiniz her yerde. Doğa tutkunları, avcılar, balıkçılar, balık ve diğer avlarınızda kullanabilirsiniz. Dağcılar, bekçiler, güvenlik görevlileri. Profesyonel el fenerini rahatlıkla her yerde kullanabilirsiniz. Tüm dünyada polis, asker ve avcıların kullandığı 1000 metre aydınlatma mesafeli profesyonel el feneri şimdi Türkiye'de. Gövdesi metaldir, yere düştüğünde kesinlikle kırılmaz. Su yalıtımlıdır, su geçirmez. 3 kademe ışık ayarına sahiptir. Dilerseniz normal kademede, dilerseniz tasarruflu kademede, dilerseniz flaşör kademesinde kullanabilirsiniz. Aydınlatma mesafesi tam 1 kilometredir. Zoom özelliği sayesinde ışığı genişletebilir ya da isterseniz tek bir noktada toplayabilirsiniz. Son teknoloji ürünü olup ampulsüzdür, dolayısıyla ampulü patladı, kırıldı, nereden bulacağım diye endişe etmeyeceksiniz. El fenerimizi dilerseniz av tüfeklerinin üstüne monte edebilirsiniz. Balık ve diğer avlarınızda kullanabilirsiniz. İşte dünyanın konuştuğu el feneri, işte kampanya. Avrupa'da tam 50 dolara satılan Köhler el feneri tanıtım amaçlı sadece 49 lira. Bu ürünü herkes görsün, tanışsın, kullansın diye sadece 49 lira. Ekran altındaki numaraları arayın, bu kampanyadan siz de yararlanın. Yıllar boyunca kullanın. Ürünümüzü piyasada satılan normal el fenerleriyle karşılaştırmayın.
Biz size yüksek teknolojiyle üretilen, profesyonel, şarj edilebilen el feneri gönderiyoruz. Kutusunda şarj cihazı, oto çakmak şarj cihazı, şarj edilebilen 3.7 volt pili, taşıma kordonu ve küçük pille çalışabilmesi için pil yuvası bulunmaktadır. El fenerini isterseniz şarj edilebilen pil, isterseniz ince kalem pil ya da oto çakmak girişine bağlayıp da kullanabilirsiniz. Birinci sınıf darbeye dayanıklı malzemeden yapılmıştır, hafif ve taşıması kolaydır. Yağmurdan, sudan, çamurdan etkilenmez, paslanıp aşınmaz. Köhler el fenerinde ultra güçlü lambasız teknoloji kullanılmıştır. Yoğun ışık ve zoom özelliği sayesinde ister uzak aydınlatma, ister yakına yoğunlaştırma. 3 kademe sayesinde uzun mesafe, kısa mesafe ve flaşör yaparak sizi gecenin karanlığında aydınlığa çıkarır. Flaşör özelliğini asker, polis ve güvenlik görevlileri haberleşmede kullanmaktadır. İşte dünyanın konuştuğu el feneri, işte kampanya. Avrupa'da tam 50 dolara satılan Köhler el feneri tanıtım amaçlı sadece 49 lira. Bu ürünü herkes görsün, tanışsın, kullansın diye sadece 49 lira. Ekran altındaki numaraları arayın, bu kampanyadan siz de yararlanın. Yıllar boyunca kullanın. Lambasız teknolojinin kullanım ömrü 100 bin saattir. Evet, tam 100 bin saat. Yani 11 yıl devamlı kullanım ömrü. Tam şarjlı pille 80 dakika, oto şarj aparatıyla süresiz aydınlatma imkanı. El fenerinin ön kısmında bulunan mercek çok yüksek geniş açı özelliğine sahiptir. Bakın görüyorsunuz, geceyi nasıl da gündüze çeviriyor. Bu el feneri herkesin ihtiyacı. Evde, iş yerinde, otomobilde, açık alanda, karanlığı aydınlığa çevirmek istediğiniz her yerde. İşte dünyanın konuştuğu el feneri, işte kampanya. Avrupa'da tam 50 dolara satılan Köhler el feneri tanıtım amaçlı sadece 49 lira. Bu ürünü herkes görsün, tanışsın, kullansın diye sadece 49 lira. Ekran altındaki numaraları arayın, bu kampanyadan siz de yararlanın. Alman teknolojisi Köhler sundu. Sevgili izleyiciler, yeni bir gün başlıyor. Sevgili izleyiciler, yaşadığımız bu süreç bizi belli bir psikoloji içerisinde tutuyor doğal olarak. Ama önümüzde bir seçim var. Sanki hani çözümün anahtarını seçim gibi düşünmek mi lazım? Bu ruh hali seçime nasıl yansır? Ne diyelim Sayın Borat'a? Yani yapılan anket çalışmalarına göre bakacağız ama benim gördüğüm, yani sokakta gördüğüm bir değişiklik yok. Yani %1-2'lik puan oynaması biçiminde bir şey olacaktır ama infial biçimde hani nedir, doğuda güneydoğuda çatışmalar yeniden başladı. Bu çatışmaları tek çözecek şey parti AKP'dir ama biz AKP'nin oyunu %51'e yükseltelim, böyle bir şey yok. Yani onu söyleyeyim. Ya da tam tersi 400 vekil verelim de kurtulalım. Öyle bir şey de yok. Yani öyle bir şey de yok. Çünkü artık yavaş yavaş belli bir kesim daha bilinçli olarak AKP'ye de oy veren belli bir kesim Erdoğan'ın AKP'ye zarar verdiğini de düşünmeye başladı yavaş yavaş. Yani böyle bir şey de var. Aslında AKP'nin kendi içinde bu sorunu çözmesini bekliyor bir kesim. Yani bunun bir kısımda bir ilgisi yok. Bakalım genel kurulunda nasıl bir şey çıkacak, şeyleri var, seçimleri var AKP'nin ama Yarın gerçekleşecek. Hani MKYK listesi noktasında ve vekil listesi noktasında sarayla AKP yönetimi arasında sıkıntı olduğu ifade ediliyor. Mesela gazetelerde bugün yansımış. Şimdi bu çatışma giderek artacak. İster istemez artacak. Ve arttığı zaman da bir şekilde yeni oluşumun şeyini Davutoğlu temsil ettiği için de yani Erdoğan'la Davutoğlu arasında bir çatışma yaşanacak. Yani çok ilginç bir şekilde yani Türkiye'deki esas çatışmanın konusu bu olmadığı halde çözüm burada yattığı için, çünkü AKP yeni en fazla oy olan parti olarak çıktığı zaman ama tek başına iktidarı sağlayabilecek bir milletvekili sayısına kavuşamadığı zaman koalisyon yapabilme şartı diğer ikinci büyük parti CHP ile
17-25 Aralık süreci yani kendi içinde... Kilit nokta zaten evet, Recep yani, Tayyip Erdoğan isminde odaklanıyor galiba. Çünkü 17-25 Aralık'ta mesele oraya varacak mı tabii varmayacak ki ya, meselesi. Şimdi, dört bakan meselesi mahkemeye değil. Düştüğü zaman tabii ki yani belirli bir süreç oraya kadar gidecek. Çünkü o dönemin işte suçlanan eski bakanlarından NTV'ye bağlanıp doğrudan doğruya yani... Canlı yayında itiraf canlı var yayında yani. Canlı bunu itiraf etti Erdoğan zaten. Ne dediyse yaptım diye. Tabii yani... Doğrudan bir partinin bir yere doğru götürmesine gerek yok. Mahkeme sürecinde zaten kanıtlar bir yere kadar götürecek. Ha bir şey çıkar çıkmaz bunu bilmiyoruz. Ama konu şu, AKP'nin kendi içinde 17-25 Aralık sürecini halledebilmesi lazım. Halledemediği sürece giderek ve giderek seçim tekrarlandıkça oyları bir şekilde eriyecek yani. Çünkü ister istemez içlerinden Davutoğlu yerine daha güçlü birini çıkarmayı isteyecekler bu sefer. Ve üretemediği için ilgiyi de kaybedecek vatandaş daha güçlü gözünde. Daha güçlü biri Erdoğan dinlemez. Erdoğan dinlemediği zaman da çok gizliden gizliye 17-25 Aralık sürecini işletir. Tekrar hani sümen altından bir şekilde anahtar masanın üstüne 17, koyar 25. ama ortaya koymaz yani. Hı-hı. Tabii anahtar 17-25. Bir Kasım'dan sonra da çıkacak tablo bunu zaten yine dayatacak. Anketler öyle gösteriyor Hı-hı. şimdilik. Ben şeyi çok severim işte orada yemek yerim nedir pozisyon şudur budur falan işte taksiye binerim işte nasıl gidiyor ortalık işte maddi durum nasıl mikroekonomiye önem verdiğim için işte insanlar ne düşünüyor ya herkesin söylediği şu insanlar bıkmış durumda. Hı hı. Yani bir an önce işte bir hükümet kurulsun her şey düzgün bir şekilde yeniden yürümeye başlasın niye önümüz bakın yani dolar 3 lirayı geçti bakalım 17 Eylül'de FED ne karar verecek. Yani faiz arttırımına karar verdiği zaman 4 lirayı bulacağı söyleniyor. Yani yurt dışındaki ekonomi analizleri pozisyonumuzun hiç de parlak olmadığını gösteriyor. Daha ne kadar Araplardan yani kaynağı belirsiz Merkez Bankası'na 7 milyar 9 milyar dolar hani para sıcak para girecek. Girecek ve onu faizsiz geri ödeyeceğiz gibi şeyler çıkacak. Nereye kadar döndüreceğiz? Böyle bir şey mümkün görünmüyor. Şu anda bireysel anlamda hani ekonominin dönmesiyle ilgili aşırı bir sorun gözükmüyor. Yani sokakta gözükmüyor. Ama 6 ay sonrası için evet yani iyi görüyoruz diye bir şey yok. Hani evet. Ne olacak yani değil, bir yandan var. Şehitler işte çatışmalar PKK'nın varlığı Cizre haberler vesaire bakınca bir yandan gelecek endişesi bir yandan ekonomik endişe de var yani güvenlik endişelerinin yanı sıra tabii değil ki. Mi? Yani İkisi böyle endişeler beraber. De bu var. Da yani eğer AKP kendi içerisinde bir formasyon değişikliğine gitmezse AKP'nin bir şekilde küçüleceği ya da başına Erdoğan'a karşı da durabilecek güçlü bir sim getirme yoluna gidecektir. Yani evet. Şansı yok, yolu tıkanıyor onun da çünkü. İşte süreyi de artık böyle sonlara doğru gelirken, tüm bunları yaşarken mutsuz bir ülke haline mi dönüştük biz? Nasıl insanlarız acaba? Mutlu olabilecek bir şey var mı? Bir şey göremiyorum da onun için. Evet. Ve ne yapmak lazım? Hani insanlara travma herhalde yaşatıyordur diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü ben kendimde hissediyorum zaten bu şehit haberlerini aldıkça, ülkende olan şeyleri gördükçe böyle bir sarsılıyorum. Rahatsızlık hissediyorum. Hani ne tavsiye edersiniz insanlara? Şunu söyleyeyim. Bir kere şunu akıllarından çıkarmasınlar. Yani bu bir iç savaş değil. Vatanı, toprağın bölünmesi diye bir şey de söz konusu değil. Hani siyasiler buna karar verse bile çeşitli kurumların, Türkiye'deki çeşitli kurumların çok ilginç cumhuriyetçi refleksleri vardır. Buna asla izin vermezler. Benim kendi meselenin görüşüm adını bu. Koysak zaten onları görürüz herhalde. Efendim? Meselenin adı konsa biraz daha şeffaf herkes hani pozisyonunu tabii alsa. Ki, tabii ki. Onun kurumlar da tavrını zaten. Koyacaktır da görmüyoruz evet, şu anda diyorsunuz. Evet. Herkes hani kağıda dökmeyiz de içimizde bir şey düşünürüz anlamında bir şey bu. Her şey kağıda dökülecek değil. Devletin içinde her şey kağıda dökülmez. Yani 25 yıl devletin içinde çalıştım. Şimdi özel çalışıyorum ama hani devletin içinde çalışırken her şeyin kağıdın üstüne dökülmediğini ben biliyorum. Düşünülür. Çok gizli konuşulur falan filan. Neyse o şey değil. Bir kere yani bu bilinsin. Böyle bir şey söz konusu değil. Ekonomi dediğiniz zaman kapitalizmin gereği zaten. Yani 7 yılda bir kriz. Yani parası olmayan için hiçbir mesele yok. Yani nedir? Bugün fakirleşecek, işte yarın büyüme arttığı zaman tekrar aynı şeyini alacak. Ortalamaya baktığı zaman işte nedir? Palavralara inanmayacak. İşte 2003 yılında, 2004 yılında kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolar deniyordu. Biz hesaplama yapıyoruz. En iyi hesaplama da şeydir. Söyleyeyim ben. Ne enflasyon şeyi, ne şu, ne bu.
sağlık gideriniz ne kadar ve siz bütçeden sağlığa ne kadar pay ayırabiliyorsunuz? Yani 4 milyar dolarlık bir açığı sağlıkta çok yüksek görüyorsanız eğer, hani bu %5'lik bir dilime şey yapıyor. Yani bunu %10'a çıkarmıyorsanız, %10 değilse sizin sağlık giderinizi karşılama bütçe şeyinizle, kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar olması mümkün değil hesaplarsanız. Yani çok 4, basit 4 bin, 5 bin, evet, çok basit aslında. Aritmetik daha doğrusu, matematik bile değil yani. 4 bin, 5 bin. O yüzden de kimse ha benim milli gelirim arttı değil efendim. Yani tüketmenizi istiyorlar. Tüketmenizi istedikleri için taksite bölüyorlar. Bakın yani kredi kartları vesaire. Yani bankalar yazıyor işte ne kadar şey biriktir şu bu falan filan. Yani tabii bazı şeyleri bana gelen profesyonel danışanlarından bana aktarılanları burada sizlere aktarmam mümkün değil. Bu hani meslek etiğine sığmaz yani danışanların bilgilerine sığmaz ama ben oradan tabii global bir şey çıkartıyorum. Onu size yansıtıyorum. Bugün ekonomi böyle 6-7 ay sonra şöyle. Ama şunu bilin ki biz İsveçliler gibi değiliz. İsveçliler yolsuzluk olduğu zaman hükümeti anında düşürüyorlar. Bizde öyle değil. Bizde kişiler kendi cebine giren para ne durumda buna bakıyor. Eğer kendi cebine giren para azalıyorsa o hükümet düşüyor. Yolsuzluk yaptığı için değil. Bu yani çalışma yapılmış. Arnavutluk, Türkiye ve İsveç'te. Arnavutluk'ta ve Türkiye'de cebine giren para eksildiği zaman iktidarı düşürüyor. Yolsuzluk yapıldığı refleksiz zaman ben cebime... Refleksiz bir toplum değiliz nihayetinde. Evet, ben cebime girene bakarım diyor. Refleks veriyoruz da. Evet, bu da bir refleks. Yani Türkiye'deki iktidarlar ekonomik krizlerde değişir efendim. Bu iki kere iki, dört. AKP yani bir şekilde ekonomiyi doğrultamazsa ki doğrultabilecek gibi görünmüyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü şimdi sadece insan ölümü ve şehitler yönünden bakıyorsunuz ama şimdi Doğu ve Güneydoğu'daki 43 ilçeden bahsediyoruz. 43 ilçeden bahsediyoruz. Yani kendi içlerinde kentleştirmek istedikleri, Kobani gibi kentleştirmek istediği PKK'nın. Burada harcanan mühimmatın bir dolar üzerinden bir bedeli var. Her atılan füzenin, her uçan uçağın, her sortinin bir bedeli var yani. Şimdi bu bedel ekonomiye yansıyacaktır. Yani iç savaş değil ama orada savaşa benzeyen bir çatışma var. Yani tam savaş değil. Savaş olsa tamamen asker gider. Ne gidiyor? Özel harekat polisleri gidiyor yani. Asker gitmiyor ki. Yani onu sorabilirsiniz tabii. Bunlar bu iş polisle hallolur mu, hallolmaz mı diye sorarsınız. O ayrı mesele zaten. O benim meselem değil. Onu şey nedir? Askerlere ve polislere sormak lazım. Durum ne boyutta? Yani askerin çözeceği boyuta geldi mi? Yoksa polis bu işi halleder mi diye. Yani onda da bir sınır var değil mi baktığımız şimdi zaman? Şimdi aslında biraz siyasi boşluk olduğu için herhalde bunlar tüm bunlar bizi ilgilendiriyor. Güven duymadığımız için galiba bu kadar çok detay sahibi olmak istiyoruz vesaire değil mi? Hani öyle düşünüyorum bilgilenmek ben. İstiyoruz efendim. Bilgilenmek istiyoruz ama AKP kendi 13 yıllık iktidarı boyunca hani bizi niye bilgilendirsin? Meclisi bilgilendirmedi ki. Hani önce benim temsilcimi bilgilendirsin. O bana zaten bilgi aktaracak ama evet. Meclisi hiçbir zaman bilgilendirmedi hemen hiçbir konuda. Peki ne yapmak lazım sorusuna bireysel olarak tavsiyenizi bir toparlayalım mı hani bu durumda? Hani bunlar olur geçer mi demek istiyoruz? Sağduyulu mu olalım, soğukkanlı mı olalım? Şu. İlaç mı kullanalım ne bileyim? AKP'yi yani AKP'yi kendi içerisinde 17-25 Aralık sürecini çözmeye doğru yönlendirecek bir oy oranı azlığına itmemiz lazım. Benim görüşümü soruyorsanız bunun tek yolu bu. AKP kendisini en büyük parti olarak hissettiği sürece bu megalomanisiyle hiçbir zaman hiç kimseyle uzlaşmayacaktır. Yani düşünsenize yani şimdi tek karar verensiniz, bir yerde rektörsünüz, size eş rektör getiriyorlar ve onunla birlikte anlaşıp karar vermek zorundasınız. Bunu nasıl içinize sindireceksiniz? 13 yıldır böyle çalışmışsınız ve sizin de bir otomatik bazı refleksleriniz olmuş o koltukla ilgili. Anlatabildim mi? Bir anda nasıl çalışmaya? Yani bazı şeyleri AKP'nin içinde sindirebilmesini sağlayabilecek oy oranını indirmemiz gerekiyor. Tek çaresi bu. Başka partilerin oy oranını arttıralım demiyorum bak. AKP'nin oy oranını kendi içinde bazı süreçleri ben ele almam lazım yoksa parti olarak eriyeceğim. Bir sarsılması lazım. Evet, bir sarsıntı biraz daha sarsılması lazım. Yani konu bu aslında. Evet, mesele bu. Peki bireysel olarak da hani böyle kendini kötü hisseden, çünkü bizim izleyenlerimiz sizin dediğiniz gibi bazıları televizyon izlemiyor dediniz ya, bizim izleyenlerimiz izliyor ve belli ki bizim gibi hissediyorlar onlar da. Böyle bazen kalkıyoruz yüzümüz gülmüyor. Yüzümüzü güldürecek hiçbir şey yok. Şey mutsuzuz. Yok. Yani ve bunun için ne yapalım? Hani ne tavsiye edersiniz?
kendimizi nasıl sağlatalım? Ne diyebilirim? Ya endorfin dışında başka şansınız kalmıyor. Endorfini de en iyi yürüyüşle sağlarsınız. 20. dakikada yürüyüşün, 20. dakikada kaslarınız dur der. 25. dakikada endorfin salgılanır. 25. dakikadan sonra 3 saat yürüseniz bile yorulmazsınız. Eve geldiğiniz zaman bir parça rahatlamış olursunuz. Ya da işte nedir, saraya gidip Erdoğan'a bunu doğrudan sorup bunun yanıtlarını alırsanız belki rahatlarsınız. İki seçimden biri. Yani çünkü birçok şey strateji Erdoğan'ın kafasında ve danışmanlarıyla planlandığı için ne olup ne biteceğiyle ilişkili bizi belirsiz pozisyonda bırakan Cumhurbaşkanımız aslında. Yani biraz daha şeffaf olsa, biraz daha açık olsa bizler de rahatlayacağız ama onlar bizi rahatlatmadığı sürece vücudunuza endorfin basmaktan başka şansınız yok yani. Ne diyebilirim ki? Evet. Bu biraz da şeye benziyor. Çok özür dilerim. Yarım dakika. Şimdi bizim en zor hastalarımız poliklinikte çalışırken işte kocası diyelim ki dışarıda alkolü var, sigarası var, işte kumarı var, işte akşam geliyor karısını, evde 3 tane çocuk var, kadının işi gücü de yok. Ve bir de akşamları geliyor karısına da tecavüz ediyor. Böyle bir sosyopatik, psikopatik bir adam, tamam mı? Kadın bana geliyor. Şimdi ailesi de diyor ki o evi terk edemezsin, ancak ölün çıkar o evden diyor. Anadolu'da öyle bir şey var ya. Şimdi ben bu kadına ne yapayım? Söyleyeceğim tek şey şu oluyor. Yani git kocanla konuş, sana daha iyi davransın. Ya da spor yap. Çok zor bir örnekle zor durumu açıkladınız. Umarım mesajı almışsınız. Mesajı aldık, evet. Şöyle o zaman noktayı koyalım. 1 Kasım'da seçim var. AKP'yi sarsmak lazım ki kendini sorgulasın, o pozisyona düşsün. Onun için de o zamana kadar spor yapmalı, yürüyüş yapalım. Psikiyatr Cumhur Boratav tavsiyesi sevgili izleyiciler. Endorfin salgılamamız gerekiyor, yürüyüş yapalım. Evet. Evet, saat başında tekrar karşınızda olacağız. Bu kez yeni günün yeni haberlerini, sıcak haberlerini ekrana taşıyacağız. Ve aynı zamanda her zaman olduğu gibi gazete köşelerini de şöyle bir turlayalım. Nasıl bir atmosfer yansıtıyor köşe yazarları, ona da bakalım isteriz saat başında. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.